Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavramı 18. testteyiz. Kalıtım konusuna geçtik. Diyor ki aşağıda diyor kalıtımla ilgili bazı kavramlar tanımlanmıştır. Hangisinin tanımı verilmemiştir? Bakalım. Kalıtsal olarak bir canlıdan yavru, yavrularına aktarılabilen özelliklerdir. Bunlar nedir arkadaşlar? Karakter değil mi? Kalıtsal olarak anneden yavruya aktarılır veya babadan yavruya aktarılır. Bu karakterdir. Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her biridir. Bu alleldir arkadaşlar. Bir karakter için aynı alleli taşıyan bireylerdir homozigot bireyler. Kromozomlarda her karakter için ilgili genin bulunduğu yerdir arkadaşlar. Bu da lokustur. Hangisi yok? Genotip yoktur. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim ikinci soruya. Genotipine sahip bir bireyde oluşabilecek gamet çeşidi sayısı x. Genotipine sahip bir bireyde genotipli bir gametin oluşma olasılığı y ise oranı x bölü y oranı hangisidir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar oluşabilecek gamet çeşidi formülümüz neydi bizim? 2 üzeri n değil mi? Şimdi bakıyorum x için bakın x eşittir. Kaç tane heterozigot gen var burada? Bakın büyük k küçük k 1. Büyük L küçük L 2, büyük M küçük M 3, büyük N küçük N 4. O zaman 2 üzeri 4'ten kaç olur burası? 16 olur. Sonra geliyorum. Bakın, Y'yi bulabilmem için bakın, şuradaki e, bu genotipli bireyin gametin oluşma olasılığını soruyor bize. Bunun da kolay yolu şöyledir: 1 bölü şeklinde yazıp 2 üzeri n diyeceksiniz. 1 bölü 2 üzeri n. Yine n burada nedir? Heterozigot gen sayısıdır. Kaç tane heterozigot var? Bakın, 1, 2, 3, 3 tane var arkadaşlar. Büyükse büyükse, küçükte küçükte onları almıyoruz. O zaman 1 bölü 2 üzeri 3 olur. Şimdi bize bunun oranını sormuş. X'imiz neydi? 2 üzeri 4 olarak alalım. Çünkü şıklarda o şekilde vermiş. 2 üzeri 4 bölü. Y ne arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri 3. Şimdi bakın bölme kuralına göre. Birinciyi tamamen alıyoruz. Yani 2 üzeri 4'ü. İkinciyi de ters çeviriyoruz. Yani ne olacak? 2 üzeri 3 bölü 1 olacak. Yani direkt 2 üzeri 3 yazmam yeterli. Sonucumuz ne olur? Eğer tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. O zaman cevabımız 2 üzeri 7 olur. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soru. Aşağıda bir eşe yana hücresinde bulunan karakterlere ait genlerin kromozomlar üzerindeki durumu verilmiştir. Diyor ki crossing over olmadan oluşabilecek gamet çeşidi sayısı 1. Crossing over gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek gamet çeşidi sayısı 2. Hangisinde diyor verilmiştir? Sayılarını soruyor bize. Arkadaşlar gamet çeşidi şimdi crossing over olmadan kaç tane olur? Sadece iki tane ya bu olur gamet ya da bu olur. O yüzden bir ne olacak? İki. Gelelim gamet çeşidi sayısı crossing over olursa kaç olur? Crossing over olursa bunların hepsini bağımsız gibi düşünüyoruz. Ve 2 üzeri n formülünden yapıyoruz yine burada. N nedir? Heterozigot gen. Bakın büyük A küçük A heterozigot büyük b küçük b büyük c küçük c büyük d küçük d yani 4 tane heterozigot var. 2 üzeri 4 o da eşittir ne olur? 16. O zaman 2'ye 16 yapacağız. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim dördüncü soruya. Genotipine sahip bireyde aşağıda verilen gametlerden hangisinin mutasyonla oluştuğu kesindir? Şimdi bakıyorum. Bakın küçük a, küçük b, küçük c var değil mi? Evet, var. Oluşabilir o zaman. Küçük d var mı arkadaşlar? Küçük d yok. O zaman bu kesinlikle nedir? Mutasyon sonucunda oluşmuştur. Diğer şıklara baktığımızda bakın hepsi bu bireyde bulunuyor ama küçük d bireyde olmamış ve bireyde yok ama buraya gelmiş. O zaman bu mutasyonla oluşmuştur. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki: Genotipine sahip bir bireyle ilgili hangileri doğrudur diyor. 4 çeşit gamet oluşturabiliyorsa bağlı genler vardır ve bu genler arasında crossing over gerçekleşmemektedir. Şimdi bakıyorum normalde bu her biri bağımsızsa kaç çeşit gamet oluşturur? 2 üzeri 3'ten değil 3 tane rezigot var 8. O zaman 4 çeşit oluşturuyorsa kesinlikle bağlı gen vardır ve crossing over gerçekleşmemiştir. Bu doğru. Büyük A büyük C gameti mayoz bölünme sırasında ayrılmama olayı ile oluşabilir. Şimdi büyük A büyük C Bakın şuradakiler birbiriyle evet ayrılmadan oluşabilir. Doğru. ABC gametinin oluşma olasılığı büyük ABC gametinin oluşma olasılığına eşittir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Küçük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük B 1 bölü 2. Küçük C 1 bölü 2. Çarptığımız zaman ne olur? 1 bölü 8. Büyük A 1 bölü 2. Büyük B 1 bölü 2. Büyük C 1 bölü 2. Çarptığımız zaman ne olur? 1 bölü 8. O zaman cevabımız doğru olur. E şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı soru. İki gen arasındaki mesafe arttıkça crossing over olma olasılığı artar. Aşağıda diyor iki gen arasında crossing over olma olasılıkları verilmiştir. Kromozomlar üzerindeki sıralamasını soruyor bize. Şimdi biz ne yapacağız? İlk önce kendimiz bir sıralayalım. En uzak hangisi bakın en fazla crossing over hangisinde olma ihtimali var? B ile D. O zaman B ile D birbirinden en uzak olandır. B ile D. Sonra bunu sildim. Sonrasında hangisi geliyor? B ile C geliyor arkadaşlar. O zaman B ile C. Bakın birbirinden nasıldır? Uzaktır. C buralarda bir yerde. Bu da gitti. Şimdi C ile D'ye bakıyorum. C ile D arası %10 tamam. Birbirine biraz daha yakın çizdik. Doğru. Sonrasında en uzak olan A ile D. O zaman A nedir? Bakın A ile B'ye bakıyorum. Bir de A ile C'ye bakıyorum. Biri %18, biri %16. O zaman A, B'ye biraz daha yakın. D'den uzak. O zaman A buralarda bir yerde. Şimdi bu da gitti. A ile C'ye bakıyorum arkadaşlar. %8 tamam zaten sıralamayı yaptık. B, A, C, D şeklinde gidecek. Şöyle işaretleyelim. B, A, C, D şeklinde gidecek. Evet sıralamamız B şıkkındaki gibi olacak arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bu arada aşağıda soru yok değil mi? Evet yok tamam. Bir sonraki sorumuza gelelim. 7. soru diyor ki. Yukarıda verilen bireylerde oluşabilecek gamet çeşidi sayısı arasındaki ilişki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Diyor ki genler arasında crossing over meydana gelmemektedir. O zaman hepsini bağlı olarak düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar hepsi bağlıysa bakın şuradan iki tane gelir değil mi? Şuradan iki tane gelir. Şuradan da iki tane gelir. Kaç olur? 2, 4, 6 olur. Pardon. Bunlar tamamen homozigot arkadaşlar. Çeşit olarak bir çeşit gelir. O zaman bakın heterozigot bunların hepsini birer tane heterozigot düşüneceğiz ama bunu düşünmeyeceğiz. 252'den kaç olacak burası? 4 olacak. Sonra geliyorum şuraya. Bakın bu heterozigotluk var. Evet bunda da heterozigotluk var. Şunda da bakın bir tane D'nin heterozigot olması bile yeterli. O zaman 253'den bu kaç olur? 8 olur. Geliyorum şuraya. Bakın bunların her biri ayrı ayrı vermiş. O zaman heterozigot olanları sayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın şu 4 tanesi heterozigot. Bunlar homozigot. Bunları almıyorum. 2 üzeri 4'ten ne olur? 16 olur. O zaman bu durumda 1 küçüktür, 2 küçüktür, 3 olur. Veya 3, 2, 1 şeklinde büyüktür olur. 3, 2, 1 şeklinde arkadaşlar denizli şıkkı doğru olur. 8. soru. Genotipli birey aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle heterozigot genotipe sahip olur. Şimdi bakın burada büyük M büyük M var. O zaman karşısında ne olacak? Küçük M küçük M. Bakın küçük M küçük M olmayanları sildim. Bakın burada küçük N küçük N var. O zaman karşısında ne olacak? Büyük N büyük N olacak. Bakın büyük N büyük N burada var ama E şıkkında yok. O zaman bu da gitti. Cevabımız direkt ne oldu? C şıkkı oldu. Dokuzuncu soru. Genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu açığa çıkan genotip çeşidi sayısı x fenotip çeşidi sayısı da y aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar şimdi ilk önce fenotip çeşidine bakalım şimdi fenotip fenotip ne olacak arkadaşlar ee, kendi aralarında önce bir çaprazlama yapacağız tamam mı a'ları kendi arasında çaprazlıyorum bakın kendi arasında çaprazladım da büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a küçük a, a küçük a küçük a, a, a. b'leri kendi arasında çaprazlıyorum çarpı küçük b küçük b ne olur bakın homozigot olduğunda onu tek olarak görün ne olacak büyük b küçük b küçük b küçük b olacak c'yi de çaprazlayalım c de aynı şekilde büyük c küçük c çarpı büyük c büyük c ne olur büyük c küçük c büyük c büyük c olur arkadaşlar şu şekilde bu büyük şimdi buradaki fenotip çeşidi kaç tane fenotip vardır ya büyük a vardır ya da Küçük a vardır. 2 tane buradan gelir. Bakın iki çarpı dedim. Buradan fenotip olarak ne gelir? Ya büyük B gelir ya da küçük B gelir. 2 tane de buradan gelir. Buradan kaç tane gelir? Bir tane gelir değil mi? Büyük C olur. Çünkü büyük C, küçük C, büyük C, büyük C. Sadece büyük C olur. O zaman burası ne olur? 4 olur. X ne olacak? 4 olacak. Bunları sildim. Şimdi bize bir de genotip çeşidini. Ha pardon. Genotip çeşidi X'miş. Biz fenotipi bulduk. Yani Y 4 olacak arkadaşlar. Şöyle yapayım şunu da sileyim. Evet y4 olacak. Şunlar gitti o zaman y'nin 4 olmadıkları. Genotip çeşidine geliyorum. Burada kaç çeşit genotip var? Bakın 1, 2, 3, 3 çarpı. Burada kaç çeşit var? 1, 2, 2 çarpı. Burada da 2 çeşit var. 2, 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Yani 12'ye 4 olacak. Cevabımız A şıkkı olur. 10. soru kıvırcık saçlı iki bireyin ilk çocukları düz saçlıdır. Arkadaşlar eğer e, aynı özellikle iki birey çaprazını farklı özellikle çocuk oluşuyorsa o zaman kıvırcık saç düz saça nedir? Baskındır. O zaman bu bireyler nedir? Heterozigottur. Yani ben büyük a küçük a çarpı büyük ay küçük a yaptım. Diyor ki bu ailenin ikinci çocuklarının kıvırcık saçlı kız olma olasılığı. Şimdi çaprazlıyorum. Ne olacak? Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, Küçük A, Küçük A, Küçük A Kıvırcık saç hangisi? Büyük A'yı taşıyanlar Düz saçta Küçük A, Küçük A olanlar Büyük A'yı taşıyanlar kaç tane? 3 bölü 4 değil mi? 3 bölü 4 dedim Bize bir de kız olma olasını sormuş Her zaman için kız ya da erkek olma olası nedir? 1 bölü 2 Çarptığımız zaman sonuç ne olur? 3 bölü 8 olur arkadaşlar Cevabımız D şıkkı olur 11. soru İki karakter bakımından çaprazlama sonucu sütun grafiği ile verilmiştir diyor. Buna göre iki karakter bakımından yapılan çaprazlama seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Şimdi arkadaşlar büyük B, büyük C ve büyük B küçük C 300 birey şeklinde oluşmuş. E, fenotip çeşidi diye vermiş bize. O zaman şöyle yapalım. Şimdi en çok olanlar ne olacak? Bakın en çok olanlar en baskın olanlardır. Hemen bakıyorum. Her ikisinde de büyük B olacak. Büyük C de olacak arkadaşlar. Ee, bakın küçük C'ler dolmuş, küçük büyük C'ler dolmuş. O zaman bakıyorum. Arkadaşlar bunların fenotiplerini vermiş ya. Bakın şöyle yapalım. Şunun için yazalım. Birinci için. Bakın ne olur? Büyük B. Yanındakini bilmiyorum büyük C yanındakini bilmiyoruz. Daha sonra geliyorum büyük B yanındakini bilmiyorum şunun için yazıyorum küçük C küçük C. Küçükler her zaman için yan yana gelecek. Şuraya geliyorum bakın küçük B küçük B büyük C yanındakini bilmiyorum. Daha sonra geliyorum bakın küçük B küçük B küçük C küçük C bakın. Bu iki küçük C'nin yan yana gelebilmesi için hem annede hem babada C bulunmalı mı küçük C? Evet o zaman şıklarda bakıyorum. Her ikisinde de küçük C olmayanları siliyorum bakın. Bunda var. Bakın her ikisinde de D şıkkında küçük C yok. Tamam. Şimdi küçük B'lerin yan yana gelmesi için hem annede hem babada bulunması gerekiyor. Bakıyorum yine arkadaşlar. Bakın. Ee, küçük B'ler bunda var. Evet bunda var. Ama bunda yok bu gitti. Şimdi bu sefer de birey sayısına göre gideceğiz. Hangisinde daha çok birey oluşmuş? Buna göre gideceğiz arkadaşlar. Şimdi heterozigotluk her ikisi de heterozigotluk olursa ne olur? Ee, küçük Bc ile, bakın buradaki eşit olmazdı. Bunun sayısı, şu küçük B büyük C'nin sayısı biraz daha fazla olurdu. Çünkü her zaman için e, çekinik özellikler daha az oranda görülür. Ama burada çekinik özellikle şu büyük B şey küçük ve büyük C'yi taşıyan özellik birbirine eşit görülmüş. O zaman bu heterozigot birey olamaz tamamen. Ne olacak cevabımız? B şıkkı olacak arkadaşlar. Yani mantık olarak düşündüğünüzde bu şekilde yapacağız. Gelelim son sorumuza. Bezelyeler üzerinde yapılan bir çaprazlamada tohum zarfı bakımından 651 yanda 207 uçta bezelyeler meydana gelmiştir. Şimdi bakın. Ee, hemen hemen oran kaç? Bakın 207'nin hemen hemen 3 katı değil mi? O zaman 3'e 1 oranı var. Şimdi fenotipte 3'e 1 oranı. Diyor ki çaprazlamada ebeveynlerin her ikisi de heterozigottur. Evet arkadaşlar, 3'e 1 oranı her zaman heterozigotluk durumunda oluşuyor. Doğru. Tohum zarfı bakımından yanda bezelye oluşumunu sağlayan gen, uçta bezelye tohumunu oluşumunu sağlayan gene baskındır. Evet arkadaşlar, çünkü yanda olan daha çok oluşmuş. Doğru. Oluşan yanda tohum zarfına sahip bezelyeler çaprazlanacak olursa %100 homozigot baskın genotipli bireyler ortaya çıkar. Şimdi bakın 3'e 1 oranı hangi durumda ortaya çıkıyordu? Heterozigotluk. Yani bireyler, oluşan bireyler çaprazlandığında bakın şunlar. Çaprazlandığında ne olur? Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Şimdi bunlar şu üç oranını oluşturuyor. ben bunların arasından herhangi ikisini çaprazlarsam %100 homozigot baskın genotip çıkar mı? Hayır, değil mi? Mesela şunlar da yan yana gelebilir. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olur arkadaşlar? C şıkkı 1 ve 2 olur. Evet böylece kalıtım kalıtımın ilk testini bitirmiş olduk. Sonraki konularda görüşmek üzere Hoşçakalın.